Merhaba dostlar, Agromantist YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi size 100 litrelik Lepistes akvaryumunu A'dan Z'ye nasıl kurdum, onun hikayesini anlatacağım. Ve elimden geldiğince de detaylandırmaya çalıştım. Videonun başında eskiden çektiğim akvaryumla alakalı fotoğraflar ve hikayeleriyle oluşan küçük slide haline gidecek. Daha sonrasında detaylı çektiğim tüm videoları sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olur ve videoma like atarsanız çok memnun olurum. İyi seyirler diliyorum. Akvaryumumuzun son hali böyle. Yani şu an buradaki bitkilerin alayını alıyorum. Komple şuraya bir yavruluk alanı, şuraya da ayrı bir bölme. Oraya henüz karar vermedim. Burası 3 bölmeli olacak bir şekilde ayarlıyorum. Şimdi burayı son kez gösteriyorum size. Buradaki sistemi komple değiştiriyoruz. Arkalı önce yuvarlak kesin olsun. Niye mi
Selam dostlar. Son akla güncellememe hoş geldiniz. Şu an ilk tanıtım videosunun üstünden hemen hemen 2 hafta falan geçti ve son güncellemeleri sizinle paylaşmak istedim. Şu an şu görmüş olduğunuz 110 litrelik akvaryumumuzdaki değişiklikleri, biraz hani yapacağım şeylerden bahsetmiştim ama güncel videoyu da paylaşmak istedim. Daha önceki videoda da söylediğim gibi buraya bir yavruluk alanı yapacaktık. Yaptık. Açıkçası şu an böyle %100 verimli değil yine istediğim gibi ama şu an en azından bir süre beni götürecek kıvamda. Yine bunda bir güncellemeler, update'ler yapacağız. Buraya yavruluk alanı yaptım. Şu bölmelerde bazı olaylar yaşadık. Çok komik anlardı. Şu camların yuvarlak kısımlarını kesme olayı beklediğimden, tahmin ettiğimden daha zormuş ve meşakkatliymiş. Videosunu buraya koyuyorum. Bu alanda pistes otlarını, tilki kuyruklarını, bir de şu en son bahsettiğim yosun problemi olan bitkileri budadım. Tekrar diktim. Bunları böyle koydum ki tepeden gelen ışık direkt üstlerine gelsin. Hani diğer bitkiler kapatmasın diye. Şimdilik bir problem yok gibiler ama yani şu sakal yosun için bir caya balığı arıyorum. Aklınızda olsun. Buraya hamile dişlerimi koydum. Şu benim en büyük dişim. Yaklaşık 8-9 santim falan. Bunun maşallahı var. Bana ilk batında 50'ye yakın yavru veren buydu. Burada yavrularımız var. Ayrıca karideslerimi de buraya aldım. Bütün mavi kadife karideslerim burada arkadalar. Görünüyor mu bilmiyorum ama şurada var. Başaramadık abi. Bütün mavi karideslerim burada. Yavrulama alanımız şimdilik böyle. Dişlerimi buraya aldım. Dediğim gibi burada şu an 2, 4, 5 tane dişi var. Suyun sıcaklığını biraz yükselttim. 26'lardaydı. 27,5'lara, 28'lere çıkarttım. Yavaş yavaş dökmeye başladılar. Birkaç tane de ufak yavrum vardı. Beslenmeleri için onları da buraya aldım. Şimdilik burası böyle. İkinci bölmede de şöyle bir şey yaptım. Buraya hani böyle çiftleşme alanı gibi. Hani benim biraz daha damızlık üretim alanım gibi olacak burası. Buraya ben 3 erkek koydum buraya. Beğendim erkeklerden. Erkeklerden biri şu platinum olan. Şu delta kuyruk olan. Bir tanesi bu. Bunun rengi de çok hoşuma gidiyor. Kirlenmiş. Kusura bakmayın. Diğer erkeğim de şu. Bu da nazar boncuk olan. Bunu da çok seviyorum. Bir tane daha platinum var. O da nerede? Şu an yukarıda. Burada durum bu. Burada dişiler döl alıyor. Bunlar genç. Bunlar doğum aşamasına geldikleri zaman, yani artık biraz daha şiştikleri zaman bu bölümü alacağım. Buradaki doğuran balıkları da hemen almayacağım. Yaklaşık 1-2 hafta tutacağım. Sonra üretim bölmemi alacağım. Burada böyle bir sirkülasyon yapacağım. Burası birinci kısım. Burası da artık hani sahiplendirebileceğim balıklar var. Ya da yavruluktan çıkmış hani biraz daha boylanmaya gelen yavruları buraya aldım. Buradaki ivorileri de yakın zamanda sahiplendireceğim. Önümüzdeki ay düşünüyorum. İlgilenen arkadaşlar olursa da bana Instagram hesabına ulaşabilir. Aşağı açıklama kısmına da sosyal medya hesaplarımı yazıyorum zaten. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Önceki akvaryumda göstermiştim. Bizim baş belamız olan bir tane Japon balığı vardı. Onları da buraya almak zorunda kaldım. Elmas salyangozlarını da buraya almak zorunda kaldım. Çünkü buraya bitki koymadım. Hem balıkları yakalaması çok uzun sürüyor. Çok seri kaçıyorlar bitkileri vesaire. Akvaryum çorba oluyor yakalarken. Şimdilik böyle bir şey yaptım yani. Bunların şu an hiçbir zararı yok bana. Japonların. En iyisi böyle oldu. Buradaki pipo filtreyi söktü. Çünkü şu tepe filtremin motoru buraya haylice bayağı yetiyor. Bu köşeden dip çekimini yapıyor. Buradan dolaştırıyor. Şurada benim görünüyor mu? Şurada bir filtre sistemim var. Onu da gösteririm. Oradan su buraya geliyor. Buradan şöyle bir devre daim yapıyor yani. Şu an bu filtre yettiği için pipo filtreyi buradan kaldırdım. Pipo filtreyi de arkadaşlar bu elmas salyangozu büyüdüğünde pipo filtreye kadar kemiriyorlar. Benim pipo filtremin süngerleri. Diğer akvaryumlardakilerini göstereceğim. Çok baş belası oldu bu elmas salyangozları. Bunlar tam damızlık boydular. Şu bölmeye geçiyorlardı bazen ama ben o yüzden şöyle bir boruyu kesip şöpten bir şey yaptım. Hani buraya dokundukları zaman biraz ürküp geri dönüyorlar. Şimdi bunu deneme aşamasındayım. İşe yarıyor gibi yani, buraya geçmiyorlar. Bu bölüm böyle. Şimdi geçelim diğer akvaryuma. Bu akvaryumda daha önce bildiğiniz gibi tuxedo çiftim vardı. Birkaç tane tuxedo yavrum vardı. Bunları oradan aldım. Ayrıca olarak burada endler, şu dişiler görüyorsunuz renksiz. Bu endlerlerin erkeklerini de diğer akvaryuma aldım. Şöyle bir şey deneyeceğim kendimce. Sadece deneme yanılma yapmak için yani. Erkekleri aldım. İki tane buraya blue ivorilerden şöyle erkek attım. Beğendiklerimden. Şu rengin güzelliğine bakın. Muhteşem yani. Hani acaba dedim bunlardan döl alırlarsa nasıl bir endler ivori melezi olur gibi düşündüm. Hani döl alır mı çok da emin değilim ama deneyeceğim yani. Böyle bir denemem oldu burada. İlk videomda çorbaydı burası. Şu pipo filtrenin önünü kapatmak için şöyle bir dikim yaptım buraya. Şu an gayet güzel duruyor. Zamanla buraya komple şöyle kapatmayı düşünüyorum. Arkaya da bu yosun problemi olan ya da elmas salyangozlarının zarar verdiği bitkileri arka fona doğru diktim. Orası da güzel ışık görüyor. Zamanla onların çoğaldıkça bu dayıp akvaryum hacmini kapatmayacak, görseni bozmayacak şekilde böyle bir şey de yapacağım. İki tane erkek ivorim var. Yaklaşık 5-6 tane de endler dişim var. Şurada mesela bir tane erkek olacak endler yavrusu görüyorsunuz. Bu erkek dişlerini şu an kovalamıyor. Onları kovalamıyor.
olduğu zaman endleri de alacağım buradan. Geri kalan hepsi zaten yavru. Burada kiraz karideslerim var. Bunlar da çok güzel oldular. Bunların yavruları da tek tek görünmeye başladı. Buradaki akvaryumdan durum bu. Şimdi gelelim şu bölmelerin asıl olayına. Arkadaşlar bu bölmelerin ben ölçüsünü aldığım zaman tam ölçü aldım. Yani 0'a 0, iki cam arasında 0 ölçü almıştım milimetrik olarak. Ama kestirdiğim usta da 2 milim büyük kesti. Ebatlarını. Bu yüzden camı tam düz bir şekilde 90 derece böyle koyamadım. Kenarlarını biraz zımparayla vesaire hani almaya çalıştım ama yemedi yani, çok uzun sürüyordu. Vazgeçtim. Şöyle bir çapraz koyayım nasıl duruyor dedim. Hani çekim yaparken de bana bir görsel olarak bir sıkıntı oluşturmadı, kusurlu görünmedi. O yüzden camlar biraz dik değil de şöyle açılı duruyor. İkisi de öyle. Bana görsel olarak bir zararı olmadığını düşündüğüm için böyle yaptım. Şimdi filtre dediğim gibi buradan çekiyor. Tepeden buraya temiz suyu veriyor. Böyle bir sirkülasyonum var. Burada dip çekimi yapmıyorum. Su tazeleyeceğim zaman özellikle yavruluk damızlık bölmemden alıyorum. Yani damızlık bölmemden dip çekimi yapıyorum. Şu an o yüzden buradan çok memnunum. Şuna bir kapak yaptık ama şu an kapağı tam bitirmediğim için onu çekmiyorum. Ama aydınlatma vesaire 10 numara oldu. Benim işimi görüyor şu an. Dediğim gibi bu ana tankımızdan da durum şimdilik böyle. Mesela evet. Bu da dediğim diğer tankım arkadaşlar. Buraya da bir bölme attım. Burada da önce Japon balıkları vardı. İki tane seleksiyon fazlası karides vardı. Hatta ben şu karidesi demin... Nerede lan o? Burada. Ben bunu demin buraya almıştım. Buradan oraya nasıl geçti bilmiyorum. Neyse. Buraya da böyle bitkilendirdim. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şu an LED'den bir yanıp sönüyor ama umarım videoya çok yansımaz. Burada ne yaptım? Burayı ikiye böldüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Aldığım o ithal akvaryumdaki tukseloları buraya koydum. Selam yavrum! Aynı zamanda ana tankımdaki daha önce bahsettiğim red ivorileri de ayırdım buraya. Oradaki seleksiyona etki etmesini istemediğim balıkları buraya ayırdım diyeyim. İşte yavru tuksedomla burada. İşte buraya da biraz bitki ektim. Japon balıkları çıkınca rahatladı burası. Bir de şöyle şey göstereyim. Bakın şu deformasyonların hepsi elma salyangozları yaptı. Arkadan net gösterebilecek miyim? Çok yansıyor gibi ama. Elma salyangozları pipo filtrenin arkadaşlar aklınızda olsun. Ben çok böyle dilim yandı bundan. Buraya böyle yaptım. Burası böyle kırmızı kısımlar. İşte buradaki şey tuksedoları vereceğim. İhtiyaç sahibi olan varsa, Bursa Nilüfer'de olan varsa aşağıya yazsın. Tuksedo çiftim var. Damızlık yetişkin. Erkek çok güzel bakın. Bunun bir iki tane yavrusu var burada. Dişi de var. Tuksedoları vereceğim. Red Ivory'lerle şimdi ilgili bunları muhtemelen ben çekilişte vermek istiyorum. Şu an sahiplendirmeyeceğim. Yani Red Ivory'ler de aslında çok güzel şu an. Bunlar da kovalamaya başladılar birbirlerini. Sonra bu bölme. Tanıtım videosunda bahsettiğim bu green'lerim ya yani safir dediğim, kendi safir ismini taktığım ivorilerin içine ender tankından aldım, erkekleri attım. Aslında şu bu konuda da çok kararsızım ama enderlerin bu safirlerle çiftleştirmek istiyorum. Adı öyle alırlarsa hani ortaya nasıl bir sonuç çıkar gibi merak ettiğim için koydum. Aynı zamanda ivorilerin de ender dişileriyle döl alırsa ortaya meydana çıkar. Kendime böyle bir deneme yanılma ortamı oluşturdum diyeyim. Tamam. İnandım. Buradaki sistemde de şu. Onu da böyle göstereceğim. Dofi'nin SFP16 kendinden motorlu pipo filtresinin ucu normalde kuvvetli su üflüyor. Ses de çıkartıyor ama ben bunda bir hafta kadar kullandım. Şöyle bir sorun yaşadım. Buradan çıkan su sürekli burada devir daim yaptığı için şuradan yani diğer bölmeden su çekmiyor. O yüzden buradaki su çok durağan kalıyordu. Yani temizlenmiyordu. Sadece bu bölmeye etki ediyordu. Ben de kendimce şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir silikon örtüm vardı bende. Şunun ağzına direkt geçirdim. Tam oldu yani, esnek olduğu için tam girdi. Buradan da şöyle one tool'la gösteremeyeceğim galiba. Şöyle yapayım. Buradan aldığım hortumla böyle geldim. Buraya da şelale filtremin ucunu yapıştırdım one tool'la. Temiz su buradan geliyor. Buradan geçiyor abi. Buradan filtreden tekrardan devir daim böyle işliyor. Dip çekimin özellikle şu kısımlarda yani partikül birikiyor diyeyim. O yüzden buradan başlıyorum. Onun dışında da şu an şu olay gayet güzel işliyor benim için.